Bugünkü videomda sizlere kısa bir rehber içerik hazırlıyor olacağım. P5 Mate ile Zim Apex'i PS5 konsola nasıl bağlarız bunu gösteriyor olacağım. Bu ekipmanları, bu setup'ı satın almak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Zim Apex kurulum ve makrolama ile alakalı yine destek almak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Bugünkü videomuzda P5 Mate var. Blioder Pro'nun yeni sürümü, kablosuz olan sürümü. B-Sevier U5'in de yeni sürümü. P5 Mate Razer'ın oyun kolu çipini kullanır. B-Sevier emülatör var ayrıca. B-Sevier emülatörde DualSense'in çipini kullanır. İmkanlar doğrultusunda bunu tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu ürün de yine aynı şekilde satın almak ve setup'ı toplatmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Açıklama kısmında bilgilerim var. Ya da P5 Mate ile bu setup'ı yapabiliriz. Şimdi burada PS5 tabanlı oyunlar için PS5 konsolda 3. parti cihaz olan Zim Apex'i nasıl bağlayacağımızı hızlı bir şekilde gösteriyor olacağım sizlere. Öncelikle Zim Apex'in son güncellemesini yapıyoruz. P5 Mate'in son güncellemesini yapıyoruz. Zaten bunları ben son güncellemesi yapılı bir şekilde gönderiyorum. Şimdi sırasıyla şu şekilde anlatalım. Önce cihazı kutudan çıkartıyoruz. Şimdi içerisinde iki tane kablo çıkıyor. Bu kablolardan iki tarafı USB olan kablo çok önemli. Bunu çıkartıyoruz. Daha sonra cihazımızı alıyoruz. Cihazımızın üçgen bir yapısı var. B-Sevier yazan kısmı, bu kısmı konsola takılacak. Burada iki tarafı USB'li olan kablomuzu buraya bağlıyoruz. Diğer ucunu da PlayStation konsolumuza bağlıyoruz. Evet, bağlantıyı PS konsolumuza yaptık. Daha sonra cihazın şurasında bir ok işareti var. Çok ışık parlaklığından dolayı belli olmuyor. Sağ tarafta kalıyor. Diğer USB kablosunu, Type-C kablosunu buraya takıyoruz. Bu ucunu da cihazın ekstra güç alabilmesi için PlayStation'ın ya da o an monitörünüzün arkası da olur, laptopunuz da olur, oraya bağlıyoruz ama telefon adaptörüne takmayalım. Bunu da bağlıyoruz. Evet, güç adaptörü için, güç alması için ek kabloyu da bağladıktan sonra cihazın alt kısmında device yazan bölüme de 3. parti kullanmış olduğumuz cihazı bağlıyoruz. Evet, Zim Apex'i buraya bağladık. Daha sonra Zim Apex'in USB çoklayıcısında onun arkasına bağladık. Görmüş olduğunuz şekilde. Şimdi Zim Apex'in mouse'u sağlıklı bir şekilde beslemesi, raporlayabilmesi için göndermiş olduğum ek güç kablosunu Zim Apex'in arkasındaki AC girişine takıyoruz. Bunu da yine PlayStation'ımızın arkasında USB yeri varsa ya da monitörümüze ya da laptopumuza yakında bir yere takarak ek güç vererek besliyoruz. Şimdi PlayStation 5 oyun kolu DualSense'i orijinal olması gerekiyor. Zim Apex'in çoklayıcısına bağlıyoruz. Bakın burada 3 tane nokta var. 1, 2, 3. 3 noktanın olduğu kısma takıyoruz. Daha sonra bu bölüme mouse'umuzu bağlıyoruz. Evet, mouse'umuzu bağladık. Daha sonra denetleyicimizin hiçbir şekilde açma kapama tuşuna basmıyoruz. Kendiliğinden data ışığı yanıyor. Tabii ki de bu işlemleri yapmadan önce PlayStation'da ayarlar, kontrol cihazları, iletişim yönetimi, Bluetooth ile iletişim yönetimi seçeneği seçiliyse oradan USB kablosu olarak kullan seçeneğini seçiyoruz. Bunu yapmazsak sistem boot etmez. Daha sonra kolun kendiliğinden ışığı yanıyor ve oyun konsolumuzda şöyle bir ekran geliyor. Kullanıcı seçme ekranı geliyor. Oyun kolumuzdan X tuşuna basıyoruz ve daha sonra kullanıma başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi direkt çalışmaya başlıyor. Call of Duty'ye girelim. PS5 tabanlı bir oyun. Sorunsuz bir şekilde boot ettiğini göreceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi oyun açıldı. Oyun kolumuzda kontrollerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Sistemimiz başarılı bir şekilde çalıştı. Tekrardan hızlıca anlatmak gerekirse P5 Mate'in B-Sevier yazan kısmındaki bölüme oyun konsoluna bağlıyoruz. Sağ taraftan ek enerji veriyoruz. Device cihazımızı Kronos'tan Zim Apex, Zim Matrix cihazımıza aşağı bölüme takıyoruz. Çoklayıcımıza oyun kolumuzu, mouse'umuzu, klavyemizi takıyoruz. Buradan da AC kablosundan da bir adet ek güç alması için bağlantımızı muhakkak sağlıyoruz. Ondan sonra oyun kolumuza tanıma sinyali geliyor. Hiçbir şekilde PS tuşuna basıp eşleştirme yapmıyoruz.
ve bu şekilde kullanımını sağlıyoruz. Sevgili dostlar, sizler için hazırlamış olduğum bu rehber video umarım aklınızdaki bir takım soruları aydınlatmıştır. Ürünlerle ilgili teknik destek isteyenler ve tedarik etmek isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Kıymet verip video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere bunların hepsi benim bildiğim şeyler. Size yardımcı olabilmek için bu videoları hazırlıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen Instagram sayfamıza abone olmayı unutmayın.